Size ait burası, tamam mı? Her zaman bekliyoruz sizi. Arkadaşlarınızı da alın gelin. Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu, yürümek, Yenişehir'de bir öğle vakti. Sevgi Soysal daha pek çok eseri edebiyatımıza kazandırdı. Ve şimdi onun adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim'de yeni bir kütüphane açıldı. Üstelik bu kütüphane 24 saat boyunca halka açık olacak. Çok heyecan verici ve çok sevindim. Gerçekten ben değil bütün Sevgi Soysal okurları eminim çok sevinmişlerdir onun böyle kıymet görmesine. Beyoğlu'ndayız, Taksim'deyiz. Tam Gezi Parkı'nın karşısındayız. Gerçekten anlamlı bir yerde, anlamlı bir isimle buluşan çok değerli bir işi, yani bir kütüphaneyi, bilgiyi çocuklarımıza, gençlerimize, her insana eriştirme konusunda büyük hizmetler sunacak bir noktayı açmanın da keyfini yaşıyoruz. Böyle cıvıl cıvıl hayatı ve gençleri çok seven bir insanın adına açılan bir kütüphanenin Taksim gibi cıvıl cıvıl gençlerle dolu bir yerde olması ayrıca anlamlı. Babamı da almadan geçemeyeceğim. Onun da bir lafı vardır. Sahip çıkılmazsa bazı şeyler, özgürlükler, bilgi bunlar sahip çıkmak gereken şeyler. Ben anneme sahip çıkıldığı için de çok seviniyorum doğrusu. Atatürk kitaplığına olan yakınlığı ve oranın daha çok uzmanlık alanı ve bir araştırma zemini olmasından ötürü öğrencilerimizin de ders çalışmaya ve sınavlara çalışmaya dönük arayışlarına çok yakın mesafede, birkaç yüz metre mesafede olmasının buranın böyle bir fonksiyona da hizmet edeceğinin bir işareti. Çocuklarımızın geleceği adına her noktada insanların eşitlenmesi çok önemli. Bu şehirde yaşayan çocukları eşitleyeceğiz diye bir iddiayı ortaya koymuştum. 16 milyon